Buyurun. Oo, dostlar, dostlar, dostlar. İşte mercanlar, gerçek mercanlar. Sinan Bey yaklaşın, böyle yaklaşın. Çok güzel. Şu kaydı bir kontrol edeyim. Bakayım, 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 göremedim. Çok güzel balıklar aldınız Sinan Bey. Evet, doğru yeri bulmuşsunuz. Evet, harika vallahi. İki mercan birden. Ama süt Boylara bakın, değiştirince boylara. sürünecek yani. Evet. Ama şu boya bakın ya, şu güzelliğe bakın ya. Balık. Ve Nisa'nın tuttuğu ilk balık. Aynı anda Bart da tuttu. Bart'ın tuttuğu da küçük bir karagöz yavrusuydu ama onu bıraktık. Çünkü küçüktü. İşte Mirza'nın mercanı. Tebrikler Mirza. Evet. Yeah, hem de şey fangri mercan şeyine benziyor ha. Bak var ya, harika şu. Harika. Renklere bak. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Bartum, senin balığın duruyor mu? Yok, attık o. Yaşıyor yok, mu? Yaşamıyor. O zaman yaşıyor. Yok, yaşamıyor. Yaşamıyorsa? Yok, devre doğru gitti sabit. Allah Allah, o yüzmüştür ya. Bir şey söyleyeceğim, ben bunu nasıl çıkaracağım şimdi ya? Eldiven kesinlikle almam lazım bu arada. 11. Annesi. 11'den fazla, yanlış mı? 30'da 11 tane. Annesi baksana, onlar, oğullarım tuttu onları. Anne, bugün bir 16 tane tuttuk. Burada da 11 var. Ya, aa, kırıcılık. Bak yine abi, İşte bunu YouTube'da yayınlayacağım ya. Ben. Gitmiyorum balık. Çok bebek bunlar ama. Bir sakin ol. O balıkları topla var ya, kediler kapar yani. Bir tane değil mi zaten? Başka o bir tane daha var, görmüyor musun şurada? Ana. Bunu da vallahi getirdik. Bu köpekçi kapardı ha sağda. Ya artık yerden balık istiyorum. Denizi bıraktım. Misin? Tamam, onu bırakacağız zaten. Al, onu Martı yiyecek. Arkadaşlar, Martı. Martı bakayım. Bak, birini nereden tuttun? İki balık bak, tuttu. Bak, güzel tasmalamışsın. Bak, muhtemelen bu gelince tasmalama yapmışsın. Balıkları çekmişsin. Hayvanı kuyruğundan almışsın. Bak. Ya. Aman aman. Arkadaşlar, bir balık şu, bir balık şu. Ulan dur, sakin. Baba, ne yapıyor ya? Şu aletle tut istiyorsan. Peki, tamam. Al, çıkarken. Kendi çıkarken. Zaten çıkmak yok. O şey, onu bırakacağız şimdi. Aa, Martı atalım. Martı atalım. Yazık. Zaten yaşamaz bu. Şişti ciğerleri bunun. Ay baba, zehirli olmasın bu. Yok değil ya. Emin misin? O han olsun yavrusu. Çok emin konuşuyorsun. Tabii. Nerede? Martı at. Gitmiş Martı mi? Martı kardeş. Hoppa. Aslanım benim. Aslanım benim. Sabahtan beri. Balık da çok canlıymış lan. Kesin yaşar. Yalnız kancaları bana geçireceğine. Hayır hayır. Bu balık nasıl tutuluyor ben dedi. Ben şeyden anladım aslında. Ama çok ağırdı bir şey söyleyeyim. Önü çok yeğiliyordu. Evet. Evet. Çünkü kuyruğundan, kuyruğundan yakalandı ya. Ha. O yüzden. Ben böyle bir çektim. Bir de tutmadım diyor. Çok eğilmiş. Senin de hissedememe nedenin bunun ucundan kaynaklanıyor. Solid tuş değil. Tubular uç. Büyük balıklar için alındı çünkü bu olta. Neyse, hadi bakalım. Lan. Evet çocuklar, galiba toplanıyoruz. Ya hadi. Dur şu son tur. Son tur. Hadi o zaman, yemleri kullan o zaman hadi. Koymamışsın ki sen, tam girmemiş. Neyi yememiş? Oo bak, yemler. Geliyorum. Getir bakalım izmaritini. Aferin lan, siz balıkçı oldunuz resmen. Güzel de izmarit ha, boy güzel. He. Tabii canım, şuna bak. Maşallah ya. Vay vay vay. Şöyle koyayım da dolaşmasın. Aferin sana balıkçı, aferin. Bunları dik bir şekilde nasıl yayınlayacağız bilmiyorum ama dik video çekimine. Çıkarmayı deneyeyim mi ben bunu? Hadi bakalım, tut. Sıkı tut lan. Dur kötü tutmuşum. Hadi bakalım. Amatör balıkçının balığı. Aa, bu kayıyor, bu diğer balıklar gibi değil. Kancaya dikkat et. Ay, daha kötü girdi ağzına. Yok, ben bunu çıkaramam. Çıkartırsın. Ama böyle peki iki balığı oynadı da susuz olur. Ben ilk tuttuğum balığı tutmuş işte. İki balık birden aldım mercan. Ondan sonra zaten vuruldum buna. Gece balığın cırkını çıkardık ya. Ya da öyle mi sıkıyorum ya? Yani gerçekten hayvanın cırkını çıkardık ya. Tamam. Evet. Sen ağır şimdi ağır olduğu için tuttuğunu hissediyorsun. Evet, ama bence sanmıyorum. Çünkü sen bilemiyormuş ya, belli. Aa, hayır, balık var. Balık var işte, izmarit muhtemelen. Aferin aferin, al içerini bu. Bu ne ya? Küçük balık ya. Yani biraz küçük ama al bir bakalım. Bakarız. Yani bu kara göz desen değil. İspari mi acaba, ama arkası Bartın siyah. Yarı bala benziyor işte. Arkası siyah, evet. Yani bilemedim. Ay dur, kanca tutuyor. Sen şunu bir al bakayım, kayıt. Kayıttayım. Eline mi attı bir de? Orada da batmış. Şu da şuraya dolanmış. Gel şuraya bıraksana iki tane. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu bırakmayı teklif ediyorum. Takıldı gene. Gerçekten şov yapıyorsunuz. Ne bu? Dikkat, oltayı şey atma. 40. balık mı? Ben sayamadım. Bakayım ne bu? Mercan.
Yine erkek mercan. Yalnız bu olmuş, senin dolanmasın, dikkat et. Tamam, ne yapayım ya? Yani? Hey be, hey be, aslanım benim be. Ya. Nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. İlk defa. Biraz uzak dur, birleştirme. Ha, biraz uzak dur oltanı. Tamam, karışmasın çünkü. Evet. Ne? Tuttu ilk mercan mı? Hadi bakalım, aferin. Şey, yine bir erkek mercan. Evet, hadi bakalım, dön, dikkatli ol. Evet. Oğullarım peş peşe tutuyor be, peş peşe. Al bakalım şunu tut. Şunu daya. Daya. Dayadı zaten. Tamam abi. Oh. Tepsiyi alsana. Küçücük balık ya. Lan. Ya öğrenmek istiyorum, ben de öğrenmek istiyorum Sıyırt'ı. Rastgele! Çok güzel, bir de bana Remzi öğretecek Sıyırt'ı yapmayı bana. Barçın balığını gösterir misin bize? Ama gösteremiyorum çünkü çekemiyorum bunu. Ya havaya kaldıracaksın ya, bir şey çekmeyeceksin. Kaçmaz, suyu dışarı çıkarma. Bakayım. Daha fazla getiremiyorum. Tamam oğlum. İşte... Bu ne lan? Bu da şey, erkek mercan. İzmarit değilmiş. Vay be. Aferin lan Bartu. Oğullarım balık tutuyor. Balık. Aferin sana. Dur hemen o balığı çıkartacağım. Aferin. Sen ne yapıyorsun? Balık çıkartmaya bak. Aferin lan size. Vallahi mı? Ağır bir balık. Vallahi mı? Aferin. Oo, geliyor. Çok ağır bir balık. Yok lan, ne ağır balık. Bu ne lan? İzmayı tuttun lan. Hem de daha güzel bir izmayı tuttun ha. Aferin lan sana. Aslan be. Ya, var ya, güzel bir izmayı. Yok. Bak hem de bak, benim gibi olmuş. Bak nereden yakalamışsın? Ağzından değil ha. Bak, bu balığı tasmalama sayesinde yakaladın. İyi tasmaladığın için oldu. Evet. Çünkü bu hayvan bu yemi yemiyordu. Ben vurdum. Öyle mi? Evet. Adam ol lan. Ağzından değil yani, bak yanına almışsın. Helal olsun. Vay be, oğulların balıkçı oldu be. Az daha düşmek üzereymiş. 5. balık değil mi bu? Bilmiyorum, bakarız. İşte bizim balıklarımız burada. 5. balık mı? Sayamadım, o kadar çok tuttum ki. Aferin sana. Şimdi... Oh my God, şimdi hepsini yemişler. Öyle mi? Bartu da balık besliyor. Aslanım benim be. Dikkat. Tarafa geleceğim oğlum, bir dakika. Bir dakika, dur. Bekle. Bekle çocuğum. İzmayet çabuk düşer kancadan, dikkat et. Ama bu İzmayet'e benzemiyor ya. Bu mercan bu. Küçük bu mercan. Şey, piç mercan galiba. Ama böyle şekilde, evet, hitap edilmesi hiç hoş değil bence. Evet ama güzel balık, güzel balık. Hadi bakalım. Erkek mercana bu yörede öyle diyorlar oğlum, ne yapayım? Evet. Balık bir tuttum. Mercan daha geldi. Bir mercan daha geldi. Evet. Bravo. Lan bakayım. Mercan değil mi lan? Mercan. Mercan da şey. Erkek mercan da ekler ama mercan ya. Erkek misin rengi... lan sen? He? Hadi bakalım, bir balığımız daha tuttuk. Şöyle tut bakalım oğlum şu kamerayı. Balığımızı çıkartırken gösterelim. Evet, aslanım be. Hangi kanca? Hırsız değil, ortadaki. Oğlum aman tut da yavrum. Baba dayamıştım ben normal yere bunu. Şunu atalım şuraya. Hemen. Son yendi. Zaman üstüne kaybetmeyelim. Vuruş alacağım, göreceksin. Ben deneyeyim ama sen şu an sanki bir rol çaldın babacığım ya. Hemen vereceğim. Hatadan kaynaklandı. Ben biraz şöyle oltayı tuttum. Sineği şu ortada tuttum. Bak şimdi göstereceğim sana. Ama benim hatam bir hata yaptım yani. Ne olur. Bak şu yerini aldıktan sonra şimdi yere değdirdim. Kaldırıyorum. Bak görüyor musun? Bak suya paralel. Bir dakika bekle bak şimdi. Daha değer değil mi? Bak. Ve bakayım ben. Bak, baba dur ya, bak. Ver diyorum, vermesin. Ama bak, bu işin ustalığını göstereyim sana. Bak. Bak yere paralel tutuyorum, görüyor musun bak. Yere eğmiyorum da yukarıda kaldırmıyorum oltamı. Tamam, bir bakayım. Ya bir artık ben oyun oynarken Bartu isteyince de ben böyle yapıyorum. Hemen bir kere daha deneyeceğim, vereceğim. Ben yemi yedirmiyorum, tamam. Ben de tasmalamaya çalışıyorum, tamam mı? Tamam, bir kere demiştim ama. Tamam, bir kere, tamam söz. Evet, deminkinden biraz daha büyük galiba Bartu. Bartu tuttuğunu fark etmemiştin değil mi? Hayır, ilk başta fark ettim, kaçtı zannetti ama. Oğullarımla balık avındayız. Harika bir duygu. Bu hayalet oğlum. Martı kardeş, sana mama yok bugün. Aşırı bir avdı. Evet. 5 balık 20 tane tuttum, 15'ini denize bıraktım. Hadi bakalım. Kaç tane balık var? Bakacağım şimdi. 11 tane varsa
20 tane tuttum. 9'unu bırakmışız. Güzel, bak gayet güzel ya. Burada ne var bilmiyorum, saymıyorum. Bartacığım, nasıl düşünüyorsun avlarımızla ilgili? Güzel güzel. İlk defa balık tuttun. Aslında sen seneler önce tutmuştun. Yok. Hatırlıyorum ben Park 91 tarafında. Ne zaman ya? Çok küçük gün. Değil mi Bartu'ydu o? Küçükken tutan. Bilmiyorum ki. Dostlarım, bugün bu sabah çıkmıştım biliyorsunuz balığa. Yani bu bölüme koyar mıyım bilmiyorum. Motoru çalıştıramayınca hemen korktum. Bayağı uğraştım. İşte bir şeyler yaptıktan sonra çalıştı. Mercury servisini aradım Kadir Bey'i. Bir de Marimbot'tan Şahin Bey'i aradım. Bayağı bir telaşlandım. Meğer galiba, emin değilim hala. Biraz geri alır mısın oğlum? Tam boşa alma ama biraz al 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 al, kopma. Sanırım şurada bir yerde bıraktığım için motoru çalıştıramamışım galiba. Kadir Bey öyle söyledi, Merkür Evrimlik Servisi. Devam ediyorsun şimdi. Umarım başka bir şey söz konusu değildir. Zaten 3 ihtimal vardı. Bir tanesi bu işte testleri olduğu için çalışmaması. Bir tanesi benzine pislik karışması. Bir tanesi akünün zayıf olması. Umarım sadece budur, başka bir şey değildir. Kayıttayım efendim. Dökülüyor mu? Ben görmüyorum. Bu tarafa dök Erdem. Efendim, yağmur yağdı. Oo, havuzluk su dolmuş. Aydın Bey ile Erdem tekneye çıktılar. Şimdi bakıyorlar. Erdem, uğraşma. Motoru çalıştırınca teknenin burnunu kaldırıyorum, o dökülüyor. Tabii. Hani hızlı gidince. Siz kapatmakla çok iyi yaptınız ya. Evet. O zaman günaydın. Merhaba Sinan Bey. Merhaba. Evet dostlarım, bizi güzel bir görüntü karşıladı bu sabah. Balığa çıkacağız. Bunlar ne için olacak? Öyle değil mi? Acaba şöyle mi olacaklar mı? O zaman mavi beyaz bir yeri var. Geçen de otlar yanmış. Ha, siz yok musunuz? Evet. Ufuk körfezin bu gece, dalgalar şarkı söylüyor. Gözlerini düşünürken yakamozlar parlıyor. Sahilde insanlar cıvıl cıvıl, sohbetler rüzgara karışıyor. Gözlerini düşünürken fırtınalar kopuyor. Ufuk körfezi, yüreğimin esintisi. Ufuk körfezi, denizlerin en güzeli. Ufuk körfezi, yüreğimin esintisi. Ufuk körfezi, denizlerin en güzeli. Şimdi işimiz şu Sinan Bey. Evet. Funda beni azarlıyor. Neden? Elektrik ırgatım var diyor. Bunu öne koydum. Elektrik ırgatı kullanamıyorum bunu öne koyunca. Vermişsin diyor 30 bin lira para diyor. Ama diyor kendine diyor işkence yapıyorsun. Şunu Allah aşkına arkaya bir yere kaldır. Şimdi bunu atacağım. Tamam. Bu şey mi? Sonra öne bağlayacağım. Biraz evet, serbest mi acaba? Da. İnşallah takılmaz. Atıyorum. Tamam. Deneyelim bakalım ne olacak, başımıza ne gelecek. Yeni bir mera buluruz. Bulmuş oluruz. Camda şu kokanı şey için, yemleme için, koksun canım, ne olacak? Yemleme için kullanırız, atarız hemen direkt. Kabukları kokuyor daha çok. Çıkarsanız da olur. Bakalım. Seviyorlar. Şöyle yemleme yapalım.
kullandım. Bakalım ilk kez kullanacağım. Öyle mi? Yani bu kamışı yeni şeyden AliExpress'ten sıfırlamıştım. İpisin adı değil galiba. Değil. Biraz gece acele hazırlandım. Şey ip benim... misine biraz daha iyi oluyor. Evet, evet. Şey için tepkime hani o tasmalarken uzamamış oluyor. Doğru. Misine. Dostlarım ben her seferinde söylüyorum surfcasting demeyi sevmiyorum diye ama maalesef bu disiplinin adı bu. Sinan Bey ben kıyıdan uzak atış demeyi tercih ediyorum. Evet, doğru. Dilimize doğru. O yabancı kelimeleri sürekli blaze diye sokuyoruz. Aslında rahatsız edici. Dilimizi korumak zorundayız dostlarım. Ama Türk Dil Kurumu da gibi de sürekli bir karşılık üretmek gerçekten çok zor. Bu arada Türk Dil Kurumu demişken değerli hakkı devrimi saygıyla anmak istiyorum. Yaşıtlarım bilirler, gençler bilmezler. Radikal gazetesinde köşe yazarı bir ağabeyimiz vardı. Hakkı devrim. Dil yaresi başlığı altında Türkiye'de kullanılan yanlışları, dilimizde kullanılan yanlışları yazar, doğrularını önerir ve mutlaka doğru kullanılmasına salık verirdi. Maalesef onun yolundan giden çok az insan var. Saygıyla anıyorum. Bir köşesinde de yine beni almıştı. Radikal gazetesinde. O dönemlerde Kanal 6 televizyonunda spikerlik yapıyordum dostlarım. İsmini almayayım şimdi bir hekimle, Sinan Bey siz de hekimsiniz ama bir sürtüşmemiz oldu. Çok değerli bir internet sayfası kurmuştu ve sürekli yanlış sözcükler kullanıyordu. Örneğin sezaryen yazıyordu kadınların doğumuyla ilgili. İşte dedim ki çok değerli bir hekimsiniz, web sayfanız da çok güzel. Ama ne olur sözcükleri doğru kullanalım. Sezaryen demeyelim. Dedim. Bana cevap yazdı. Hayır dedi, siz yanlış biliyorsunuz. Sezar'a göre anlamından, Sezar gibi anlamından gelmiştir kökeni. O yüzden sezaryendir dedi. Ben de hakkı devrime yazdım. Hocam dedim böyle böyle bir sürtüşmemiz oldu. Ne olur bunun doğrusunu yazar mısınız diye. İşte o zaman... Spiker Ufuk Yüksel ile doktor nokta nokta arasında bir sürtüşme olmuş. Be hekim kardeşim sen görevini yapsana. Bırak bu adam spiker ondan daha iyi bileceksin demişti. Saygıyla anıyorum çok güzel bir adamdır. Siz evet. De hekimsiniz Sinan Bey? Evet ben üroloji uzmanıyım. Üroloji. İnşallah bu 30 metre bize balıksızlık olarak geri dönmez. Çalıştırır gideriz ne yapalım başka yere kayarız 30 metre daha. Çok güzel bir gün yalnız Sinan Bey. Evet, evet. Güne iyi başladık. Devamı da öyle gelir inşallah. İnşallah. Kaç yaşından itibaren kontrol ettirmek gerekiyor? 40-45 yaşlarından itibaren yılda bir kez PSA baktırmakta fayda var. Şimdi geçtiğimiz günlerde yaptırdığım bir kan testinde aile hekimi beni çok şaşırttı. İyi prostat iyi görünüyor dedi. Kan testinde prostat belli oluyor mu? İşte PSA'nıza bakmış. Ha PSA mı? Evet prostat spesifik antijenin sağlıklı bir şey. Hmm. Ondan işte biraz fikir veriyor. Prostatta olumsuz bir şey olup olmadığı konusunda. Yani %100 değil tabii ama bize çok faydalı bir test. Hmm. Bakalım dondurucudan çıkan yemlerimize bir şey gelecek mi? Sonra da sardalya deneyeceğim Sinan Bey. Evet deney. Kova getirdiniz mi balık kovası? Hayır gerçekten. Getirmedim şey. Poşetiniz var mı? Poşet getirdim. Tamam. Canım benim hoş geldin. Hadi biraz gelin. Eğer buruş alamazsanız benim gibi diyeceğim ki benim cebimle ilgisi yok. Mera'dan kaynaklı yer değiştireceğim. Evet. İki
Evet, açılışı yaptınız. Açılışı yaptık, kayıta mıyız bakalım. Tebrikler. Evet, kayıttayız ve ilk balığımız geldi. Nedir bu? Şey dedikleri. Yani benim geçen avdada söylediğim ne? Kop mercan diyorlar, kopez mercan diyorlar. Daha önce piç mercan diye duymuştum. Mercanla başka bir kopez hayvanın galiba. Bir çiftleşmesinden üreyen bir hayvan, bilmiyorum. Onun için galiba piç mercan diyorlar. Bazıları erkek mercan diyor. O balıktan aldık. Hadi bakalım, bismillah. Bunlar zaten şey Sinan Bey, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Direkt atlıyorlar. İyi. Kolaylaştırıcı. Kendileri geliyor. Ah, ay, elime çok kötü battı. Wow. Kan. Oo, baya. Baya baya. Bu ne ya? Bu ne ya? Sen misin dedi bana piç mercan diyen. Yavrum ben demedim ki, onlar diyor ya. Hadi bakalım. İnşallah çok güzel bir şeydir. Bu kamışın boyu ne Sinan Bey? Bu 1.20. Yo, pardon. Daha uzun sanki. Evet evet, 1.80. Pardon. 1.80'den de uzun gibi geldi bana. Çok kaç eğilince. Buyurun. Ooo, dostlar dostlar dostlar, işte mercanlar, gerçek mercanlar. Sinan Bey yaklaşın, böyle yaklaşın. Çok güzel. Şu kaydı bir kontrol edeyim. Bakayım göremedim. Çok güzel balıklar aldınız Sinan Bey. Evet, doğru yeri bulmuş. Evet, harika vallahi. İki mercan birden. Ama boylara bakın, boylara. Sülünize geldi. Evet. Ama şu boya bakın ya. Şu güzelliğe bakın ya. Maşallah maşallah. Hemen bu kancadan edinmeliyim. Sinan Bey beceremedim. Vallahi beceremedim. Yok canım. Vay canına, harika boylar ya. Tebrik ederim. Sağ olun. Mükemmel bir av olmuş. Yemler gitti o zaman. Evet, çabuk gidiyor. Bir arkadaş geldi. Bu ne? İstavrit mi? İstavrit. Yok değil. Gopes. 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 Yazık yememişti. Geliyor balığım, geliyor. Acaba ne geliyor? Ay, nihayet balık aldım ya. Bence mercan. Hadi canım benim, inşallah. Güzel geliyor ha Sinan Bey. Yani biraz büyük galiba. Evet, görünüşü öyle. İnşallah. İri bir balık. Hadi be. Bu ne ya? Gayet iyi. Mercan mı? Değil mercan, mi? Anlamadım. Mercan. Yani rengi kırmızı değil ama. Hadi be dedim, önce kopez zannettim. Boyu da iyiymiş. Kayıtta mıyım acaba Sinan Bey? Evet evet dostlarım. Nihayet ben de talihsizliğimi kırdım. Oh. Evet, tebrikler. Teşekkür ederim. Hoppa. Oh be, sağ olun Sinan Bey. Oh be. Bizim üçüncü teknemiz Sinan Bey. Yani öyle mi? Birincisi o, neydi? 4.95 bir tekneydi. Havran'da yapılmıştı. Bir kere seneler önce şurada denedik çocuklarımla. Bartu küçük bir şey almıştı. Ne aldı hatırlamıyorum. O da Bartu da çok küçüktü daha. Yıllarımı kaybettim yani boşuna. Sonra YouTube'dan Erdem'le tanıştım. Abi dedi, balığa çıkalım. Dedim ben anlamam ki. Ya gel abi dedi. Sizin gibi ilk atışta iki mercan birden aldım. Aa dedim, bu mükemmel bir şey. Zehri aldınız. Aldım. Kanınızı. Çok güzel bir zevkmiş. Çok mutlu oldum. O andan itibaren balığa çıkıyorum yani. Ben benim balığı geliyor. Kopez mi? Kopez. İyidir iyidir. Gopez candır. Hiç yoktan iyi. Hiç yoktan iyidir aynen. Deminki de gözünden yakalanmıştı, bu da gözünden. Tasmalarken mi girmiş? Herhalde. Aynen de o.
Aynen de o. Yine hırsıza geldi. Evet. Bu hırsız kanca iş yapıyor. Dede. Aa, çok güzel. Biri Gopes, biri Mercan. Timsiz şef. Şey, zahmet etmeniz gerekiyor. Evet, şef. Biri Gopes. Bu sizin aldıklarınızdan. Hmm. Bu Gopes. Oğlum. Bu da o şey Mercan dedikleri işte. Ne Mercan, Kop Mercan, bilmem ne Mercan. Bakalım ne diyecek. Ben de aldım. Ben de aldım. Güzel bir şey aldım galiba. Hafizlemedi. Hafizlemedi lan neden? İki tane. İki tane. Biri Mercan, öbürü. Üstteki ne? Gopes. Gopes. Evet, evet. Maşallah, maşallah. Yo, Gopes değil. Galiba o da şey. Yo, Gopes, Gopes. Gopes. Hafifledi bu ya. Aa, kaçırık balık. Orta kanca. Zayıf tutmuş demek ki. Vay sıpa vay. Vay sıpa vay. Bu da gözünden. Kandırdı beni. Kandırdı. Kafa atmıyor. Galiba var. Evet geliyor. Bekledi öyle. He baksana. Oh, bakayım. Hah, şimdi kayda girdim. Yani ne olmuş? Bir daha söyleyeyim bakayım. Anos yemiş. Şeye de ufuk körfezin bu gece dalgalar şarkı söylüyor gözlerini düşünürken yakam ozlar parlıyor sahilde insanlar cıvıl cıvıl sohbetler rüzgara karışıyor gözlerini düşünürken fırtınalar kopuyor ufuk körfezi yüreğimin esintisi ufuk körfezi denizlerin en güzeli ufuk körfezi yüreğimin esintisi ufuk körfezi.